24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın son çalışma gününün son iki saatinde yoğun bir gündemle moderatör gecede bir kez daha birlikteyiz. İzninizle önce kısa başlıkları aktarmak istiyorum. Çok önemli gelişmeler var. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlarken Almanya'ya net bir tavır koydu ve dedi ki gurbetçi vatandaşlarım, Türkiye düşmanı şu partilere oy vermeyin. Büyük panik var Berlin'de. Birazdan bütün o gelişmeleri vereceğim ve değerli meslektaşım Nedim Şener'le Almanya ve NATO'nun bu FETÖ'cülere dönük korumasının temellerini konuşacağım. Bu adam söylemişti, bir suikastlerden falan bahsetmişti. Balıkesir Emniyeti suikast timi oluşturmuş, bir FETÖ unsurunu ele geçirdi. Askeri kıyafetler ve silahlar bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu konu soruldu. Bütün bu tehditlere rağmen hedefimize varacağız dedi. Bayram haberlerimiz var. Artık yaklaşıyor iyiden iyiye. %80'i bütün ulaşım biletlerinin satılmış durumda. Eğer bir yere gidecekseniz bugün yarın alın, yoksa kıpırdayamazsınız. Rezervasyonlar da aynı durumda. Taammüden cinayete benzer bir ihmaller zincirinde kaybettik biliyorsunuz o minik Alperen'i, ama takipçisiyiz. Sadece biz takip etmiyoruz, devlet de takipçisi. Meğer bu insanlar büyük bir yalan planlamışlar ama iki vicdan sahibi öğretmen sayesinde bütün gerçeği öğrenmiş durumdayız. Okul kapatıldı, hostes olan kadın tutuklandı ve müdire de aranıyor. Bu arada tabii devlet en üst düzeyden o aileye de taziyelerini bildirdi. 21. yüzyılda vermek istemediğim bir haber. Sakarya'da fındık toplamaya giden bir işçileri taşıyan bir traktör devrildi. Romörk'te insan taşıyoruz. Romörk'te insan taşıyoruz ve 7 işçimizi kaybettik. Katliam gibi bir kaza. Bununla ilgili de söyleyeceklerim var ilerleyen dakikalarda. Dilerseniz haberlere geçelim. Özetlerde de ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın sorularını yanıtladı. Gündeminde Türkiye aleyhine olmadık açıklamalar yapan Alman Şansölye Angela Merkel vardı. İç siyaset için, seçim için Türkiye'yi hırpalamaya çalışıyorlar dedi. Ama esas bomba bu sözlerin devamında geldi. Gurbetçilere, ne Hristiyan demokratlara, ne SPD'ye, sosyal demokratlara, ne de yeşillere asla oy vermeyin dedi. Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız havasına düşmüşlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması üzerinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Gurbetçilere seslendi, Türkiye düşmanlarına oy vermeyin dedi. Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan demokratları, ne SPD'yi, ne yeşilleri, bunların hepsi Türkiye düşmanı. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan ülkelere, siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil. Onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Ve ben bu bakımdan da hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi ülkelerle bir kavganın içerisinde olmadım. Ve asla da böyle bir şey düşünmedim. Ama bizim haysiyetimizde, bizim onurumuzda da biz hiçbir ülkeyi kusura bakmasınlar oynatmayız. Türkiye'nin Almanya'ya FETÖ'cü firari Adil Öksüz için verdiği nota da soruldu Erdoğan'a. Almanya'dan
bu konuda gerekli adımı atmasını istiyoruz. Almanya kendi vatandaşlarını bizden isterken nasıl bir farklı tutum içine giriyorsa, biz de şu anda orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar üstelik suçluyu istiyor. Biz teröristi istiyoruz. Ve daha önce de söyledim sizlere, 4500 terörist dosyasını ben Sayın Merkel'in kendisine verdim. Ama bunlardan bize herhangi bir olumlu dönüş olmadı. Hala bekliyoruz. Cumhurbaşkanının bu açıklaması Berlin'e kelimenin tam anlamıyla siyasi bir nükleer bomba gibi düştü. Çünkü ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamı orada yaşayan ve Alman vatandaşı olarak oy kullanacak vatandaşlarına bu çareyi yapmak zorunda bırakıldı. Ve bütün bu işlerin başındaki adam Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı, birdenbire ortalığa döküldü ve Erdoğan'ın bu açıklamaları iç işlerimize müdahaledir dedi. Almanya'da herhalde nutuk tutulmuş vaziyette. Yıllardır ve özellikle bir yıldır sürekli iç işlerimize karışan bir devletten bu açıklamayı almış olmak da ayrı bir şakaydı herhalde. Efendim, Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündeminde aynı konu vardı. Özellikle Adil Öksüz notası üzerine konuştu. Şu cümlesi, Adil Öksüz konusundaki şu cümlesi dikkatimi çekti. Biz bir takım çalışmalar sonucunda o bilgileri elde ediyoruz dedi. Bütün FETÖ teröristlerinin yurt içinde, yurt dışında nerede olursa olsun bulup adalete teslim etmek bizim boynumuzun borcudur. Dolayısıyla eğer Almanya bunlara korursa, Almanya bunlara imkan sağlarsa bu da dostluğa yakışmaz. Dolayısıyla biz Almanya'dan bu darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmaması, bunlara müsamaha gösterilmemesini ve yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devleti. Hukukun içerisinde bunlar yargılanacak, karşılığını görecek. Gümrük Birliği meselesi de Almanya'nın Avrupa Birliği adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Bir takım çalışmaların sonucu bu bilgiler elde ediliyor ve bu bilgiler çerçevesinde de ilgili ülkelerden suçluların iadesi talep ediliyor. Yapılan işlem bu çerçevededir. Geçiş kapağında gördüğünüz o adam son açıklamalarından birinde suikastlerden söz etmişti. Hatırlayacaksınız. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla tarzı bir konuşmaydı. Esasında arkasındaki üst akıl adına bize şantaj yapmaya çalışıyordu. Ama Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ'cüleri yakaladı. Araçlarından askeri kıyafetler çıktı. Suikastçı hainlerin yakalanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da tehditlere rağmen bu yoldan muzaffer çıkacağız dedi. Allah Allah. Yeni, yepyeni, evet, hiç kullanmayan bir kelimeyle, nevo kargaşa, böyle bir şeyin zilleri çalmaya başlamıştır. FETÖ'nün elebaşı terörist Fethullah Gülen videoyla suikast sinyalini vermişti. O video yayınlandıktan kısa bir süre sonraysa Balıkesir polisi kentte bir suikast timi yakaladı.
FETÖ'cülerin yakalandığı aracın içinden askeri kamuflaj, silah, elektroşok cihazı, çelik yelek, kelepçe ve çok sayıda mermi çıktı. Şüpheli iki kişi gözaltına alındı. FETÖ'cü suikast timinin yakalanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, korkumuz yok mesajı verdi. Bunlar dökülecek. Onlar bizi sürekli tehdit ediyorlar. Beni, arkadaşlarımı sürekli tehdit ediyorlar. Yani bizim bunlarla böyle korkumuz vesaire falan böyle bir şey söz konusu değil. Biz bu yola farklı çıktık. Dolayısıyla bu işin içerisinden de bizler muzaffer olarak çıkacağız. Hepsinin nasıl şüklüm püklüm mahkemelere çıktığını görüyorsunuz. Ve yargıda bunlarla ilgili kararları en adil şekilde inşallah verecek. FETÖ'nün suikast timiyle ilgili soruşturması çok gizli yürütülüyor. Bu yüzden gözaltındakilerin kimliği ve bağlantıları ile ilgili bilgi verilmedi. Telefon hattımda değerli meslektaşım, gazeteci yazar Nedim Şener var. İyi akşamlar Nedim Şener. İyi akşamlar Erdem Bey, teşekkür ederim. Şimdi bu Almanya'nın tutumuna bakacak olursak, birkaç ay önce yanlış hatırlamıyorsam, düzelt beni eğer yanlışsam, bu ülkenin istihbarat başkanı çıktı dedi ki, Türkiye'deki 15 Temmuz darbesinin arkasında FETÖ falan yok. Oysa doğru. Bizim bağımsız yargıçlarımızın ve savcılarımızın bütün iddianamelerinde tel tel ortaya çıkan bir örgüt var. Sence Almanya'nın tutumu, evet, NATO içinde kararlaştırılmış bize karşı bir cephenin doğal sonucu mu? Bugün gelinen nokta böyle bir yorumu gerektiriyor zaten. Evet. Şundan dolayı daha darbenin hemen sonrasında Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumu, yani bir müttefik olarak, bir Avrupa Birliği aday ülkesi olarak, evet, asla bir yakınlık göstermeden uzaktan olayı seyretmesi, hemen doğru, arkasından da dediğiniz gibi istihbarat başkanının yani biz ikna olmadık, bizi ikna etmeye çalıştılar ama ikna olmadık gibi sözleri sonra zaten o sözler kontrollü darbeye dönüştü. Evet. Tabii nereye gideceğini gösteriyordu. Bu 17-25 Aralık'tan sonra değişen, Türkiye'ye karşı değişen bir tutumun yansımasıydı zaten. Evet. Ben baştan beri bu olayın içinde yabancı istihbarat, yabancı ülkeler olmadan gerçekleşmeyeceğine inananlardım. Ve nitekim halen görülmekte olan Akıncı Üssü iddianamesinde de bunun, evet, izlerini görebiliyoruz. Ayrıca bütün FETÖ'cüler zaten Zekeriya Öz dahil olmak üzere Almanya'yı neredeyse kendi işte ana vatanları sayıyorlar, evet, ve dünyadaki Amerika'dan sonraki en geniş yapılanmasını, evet, gerçekleştirdiği yer orası. Çünkü işte 3 milyona yakın Türk var. Onların arasında kendini çok iyi kaybettirebiliyor. Ve bütün şöyle bir algıda yaratıyor. Tabii üst yapıda kullandığı bir unsur var. Kendileri dışındaki bütün Türkleri, Müslümanlığını sanki radikal bir İslam anlayışını temsil eden, yeah, bir gibi yansıtarak kendilerini orada bambaşka tanıtıyorlar. Bambaşka bir İslam yorumunu şey yapıyorlar ama İslam'la alakası olmayan bir İslam yorumundan bahsediyorum. Çok tabii. Yani, şöyle bir şey. Burada liberal canlı. İlginç olan, evet, şey şu. Evet. Alman basını hatırlayacaksınız 17-25 Aralık'tan önce bunlarla ilgili örgütsel, evet, bir yapı olduklarını, mafya yapılanması olduklarını, bunların dini değil bambaşka bir yapılanmayı temsil ettiklerini, hatta Alman siyasetçilerin içine sızdıklarını, evet, Alman siyasetçileri Türkiye'ye götürüp onları yönlendirdiğini, gezilerini finanse ettiğini, yani ne kadar FETÖ'nün kirli, hani eğitim adı altında aslında eğitim faaliyeti yapmadığına dair yazılar yazılıyorken bugün neredeyse göklere çıkarılan bir FETÖ yapılanmasından bahsediliyor ve dün onu yazan gazeteciler bugün neredeyse tam tersini yazıyorlar. Çok ilginç bir yer. Türkiye'ye karşı karalamanın en çok yapıldığı yer, evet, gazete sahibi. Yani Amerika'da hani birkaç tane FETÖ'nün lideri bir iki yazı yazıyor, bir iki röportaj ama Almanya'da neredeyse Türkiye aleyhine onların arkasında olmadığı yazı yayınlanmıyor diyebileceğim bir ortam
şu anda var. Dolayısıyla tabii bu olayın arkasında bu NATO içindeki yapıda Almanya'nın bu işin arkasında olduğunu yavaş yavaş görüyoruz. Çünkü darbecileri açık açık koruyorlar. Düşünün, NATO içinde 460 civarında Türk subayı var. Bunun yarısına yakını 265 galiba. Ve kaçtıkları ülkeler. Tabii, evet ve 267 zannediyorum, 262 zannediyorum. Evet. Bunların kaçtığı ve sığındığı yer Almanya ve Almanya devleti bunlara maaşa bağlamış, orada onları barındırıyor. O zaman bunlar bu darbeyi bizden önce biliyorlardı. Yani içindeler. Şöyle bilme, şimdi FETÖ yapısı gereği zaten yapacağı bir operasyonu kendi bağlı olduğu kuruluşların haberi olmadan, onlarla beraber tasarlamadan gerçekleşmesi mümkün olmayan bir örgüt. Yani FETÖ tek başına bir karar alıp uygulayamaz. Hele böyle bir operasyonu asla. Çünkü Türkiye'deki hükümeti bir şekilde değiştirmeyi başka bir yani şöyle diyorum ben ona, hani Erdoğan'sız bir AKP projesini hayata geçirmek isteyen o güçler onu kullandılar ve onlar da öyle bir suç ortaklığına bulandılar ki yarın FETÖ'cüleri iade etmeye kalksa biliyorlar ki kendileri hakkında birçok bilgi ve gerçek deşifre edilecek. İşte o yüzden kendi suç ortağını korumaya çalışıyor. Bravo, esas burası. Peki aynı telaş Amerika'da da var anladığım kadarıyla. Çünkü İncirlik'te yaşanılanlar, Bekir Van o dönemin FETÖ'cü generali, 3 tanker uçak. Sen yazmışsın bugün. İddianamelerde var yani. 3 tanker uçak bu NATO'nun Şöyle bir şey, bu iddianame zannediyorum Nisan ayından çıktığından beri bu konu birkaç sefer basında gündeme getirildi. En son Hürriyet Dergi'nde yazdı. Ben de daha önce zaten vakıf olduğunuz bilgileri bir kez daha delip hatırlatmak istedim. Çünkü Bekir Ercan Van denilen FETÖ'cüye savunma sırası gelmek üzere. Bu neden önemli? İddianamedeki dış bağlantıyı, NATO bağlantısını, Amerika bağlantısının tartışılacağı bir nokta. Neden? Çünkü hatırlayacaksınız o gece 3'ten... Alo. Nedim? Evet, duyuyorum. Evet. Nedim? Araya Rufailer giriyor. Evet, tamam. Devam et Nedim. Alo, duyuyorum. Evet. 3 tane tanker uçağı giriyor ama Amerikalıların bundan haberi olmaması imkansız. Zaten iddianamenin detaylarına baktığınız zaman John Walker isimli albay o gece aslında Bekir Ercan Van'ın ne yaptığını çok iyi biliyor. Evet. Hatta darbeyi önlemekle görevlendirilen filo komutanı ve pilotlarla konuşmaya gittiği zaman bu albay yanında. Hı. Dolayısıyla biz ileriki günlerde bu yönde, yani Amerika'nın bu konudaki rolü konusunda çokça fazla tartışacağımız zona elimize geçecek. Hatta nereden başlayacağız biz buna? Amerika'da bu Pentagon'a yakın Michael Rubin diye bir meczup var biliyorsunuz. Onun İleri yazdığı yazılar vardı. İleri düzey meczup, o kafayı yemiş durumda anladığım kadarıyla. Ama şöyle bir şey, onu kullanan psikiyatristine Allah kolay versin. Tabii. Onu posta güvercin olarak kullanan bir güç var. Evet. Türkiye'deki darbenin geleceğini bize haberdar eden yazılar kaleme almıştı. Yine Foreign Policy dergisinde Türkiye'de darbe kaçınılmaz, Amerika kendi pozisyonunu almalı diye yazılar yazılmıştı biliyorsunuz. Doğru. Biz o tartışmalar bize bu dava sırasında da çok ışık tutacak. Bu iddianamede Bekir Ercan Van'ın rolü çok önemli. Şimdi düşünün, bir FETÖ'cü subaysınız, Türk subayısınız ve bütün bu gece 3 tane uçak yakıt tankeri, 3 yakıt tankeri uçak bir savaş hali demek aslında. Savaş hali, yani evet. Öyle, hani bir tane iki tane de değil. 3 tane yakıt tankeri kaldırıyorsunuz, uçağı kaldırıyorsunuz. Amerikalılar bundan haberdar ve darbe başarısız olunca ofisini kapattırıyor. Ne yapıyor? Gidiyor bu albaya sığınıyor. Amerika'ya iltica etmek istiyor. Albay da onu alıyor. Ama ne yapıyor? Almanya'daki komutanlarına soruyor. Onlar reddediyor. Almanya'daki komutanlarına soruyor. Onlar, bakın ne diyorum, altını çiziyorum. Almanya'daki komutanlarına soruyorlar. Dolayısıyla bakın bu nasıl bir iştirak halinde. Evet. Bu iş onlara reddediyor çünkü bu uluslararası bir skandala dönüşür. Amerika'nın ve şeyin rolünü çok erken açığa etmiş olurlardı. Ne yapıyorlar? Bütün bu başarılamayan, kendileri açısından başaramadıkları darbenin şimdi rövanşı peşindeler. Bu kirli yün, NATO'nun bu yönü ortaya çıkmasın diye Türkiye'deki hükümeti, yönetimi değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Suikastleri bile planlıyorlar. Bakın Merkel'in açıklamasını düşünebiliyor musunuz? Diyor ki Türkiye'de bir %50 var ki
işte hayır diyenler, bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğunu unutup zannediyor ki bunlar Alman vatandaşı. Evet, bu ülkede demokrasi sorunu eksikleri varsa Türkiye'deki insanlar bunu yine demokratik yollarla ve kendi hukuku çerçevesinde yapacaktır. Almanya'nın, düşünün, ne yapıyor? Kendi işlediği suçun, o ülke kendi işlediği suçun içine Türkiye'deki muhalif kesimi de katmak istiyor. Türkiye muhalif kesim Almanya'dan bir Nedim, evet. Alo. Geliştirecektir. Peki Nedim, Türkiye'deki muhalif kesim tabii ki Almanya'nın desteğine ihtiyaç duymayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü yurdunu seven başka türlü davranmaz. Evet. Doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nedim'in telefon hattında bir takım problemler var. Ne demek istediğimi anlamıştır ilgililer. Efendim, Yalova merkezli 21 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 21'i muazzaf. 30 şüpheli gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün kentteki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Yalova merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21'i muvazzaf, 9'u kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, toplam 30 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor. Bin yıllık tarihimizde böyle bir ihanet olmadı. Bu sözler gençlerle İstanbul'da buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a ait. Tarihi bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde çok tarihi bir rol oynuyorsunuz ve oynayacaksınız. Enerji Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gençlerle buluştu. Ülke bölge çalışmaları uzmanlığı alanında öğrenim gören öğrencilere bu sözlerle seslendi. Ülkenin geleceği sizlersiniz dedi. Sizin ortaya koyduğunuz başarı, performans, Türkiye'yi bu anlamda bütün dünyadaki bu kirli operasyonlara ve algılara rağmen ortaya koyacağınız başarılı performans, bundan sonraki gelen arkadaşların da motivasyonunu müthiş etkileyecek. Albayrak, yurt dışında eğitim gören öğrencilere 15 Temmuz'da yaşananları da hatırlattı. FETÖ'nün kalkışma girişimiyle ilgili sert mesajlar verdi. FETÖ, tarihin görmediği bir ihanet şebekesidir dedi. Tarihin görmediği bir ihanet şebekesi. Beyinleri öyle yıkanmış bir ihanet şebekesi ki kendi her kutsalına, ülkesine, milletine, vatandaşına, kardeşine, anasına, babasına ihanet edecek insanlar çıktı burada. Bütün dünyanın görmediği, toprakların bile değil, bir ihanet yapısı ortaya çıktı. Ve bu ihanet yapısı şu an itibariyle artık dünyanın dört bir yerinde bu ülkeyi, bu milleti, bu din karalamak için, İhanet etmek için iğrenç bir diaspora network'üyle her gün zehrini ve ihanetini yurt dışında da akıtıyor. Öyle mi? Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim yani. Gördüğüm yerde boğazlarım yani. Bakan Albayrak, FETÖ'cüler için kendilerini kandırmaya devam ediyorlar dedi. Kolay değil tabii. Ömrünü vakfetmişsin bir şeye, kutsal diye. Bir bakmışsın ki bu yapı çökmüş. Bunun yalan olduğunu söylesen intihar etmen lazım. Yani insanda biraz şeref olsa, ulan öyle bir yola adadım ki kendimi, kendi ülkeme ihanet ettim. Yani bir insanın en büyük kutsalı nedir? Vatandır, millettir, dindir, diyanettir değil mi? Bunun boş olduğunun ortaya çıkması şerefli ve haysiyetli bir insanın intiharını doğurur. Ama bunlarda o da yok. Enerji Bakanı 15 Temmuz darbe girişiminin ülke fertlerine yüklediği sorumluluğu anlattı. Bu ülke ve millet için ne yapıyorsak en iyisini yapmalıyız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok doğru bir karar. 15 Temmuz şanlı demokrasi direnişimiz ve anti-emperyalist mücadelemiz müfredata girdi. Genç beyinler, gelecek nesiller o ihanet şebekesini, yaşananları, o kanlı geceyi unutmasın diye Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 15 Temmuz ihaneti, kahraman Ömer Halis Demir ve o gece yaşananlar müfredat programına girdi. 5. sınıf öğrencileri 15 Temmuz darbe girişimini Türkçe ders kitaplarından öğrenecekler.
Türkiye'nin en karanlık gecesi, en büyük ihaneti 15 Temmuz darbe girişimi müfredata girdi. 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitabında 15 Temmuz için 6 sayfa ayrıldı. Kitabın 15 Temmuz bölümünde 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk kurşunu Ömer Halis Demir'in sıktığı anlatıldı. Halis Demir'in bir de fotoğrafı yer aldı. Kitapta Kurtuluş Savaşı'nda Maraşlı Sütçü İmamı, İzmir'i işgal edenlere ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir gibi kahramanları tanıdı ifadesi kullanıldı. 15 Temmuz darbe girişimi bölümünde darbe, şehadet, sinsi, zalim gibi sözcükler ve tanımlarına da yer verildi. Öğrencilerden bu sözcükleri cümle içinde kullanmaları istendi. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinden ayrıca bağımsızlık konulu bir konuşma yapmaları ve yarım bırakılan cümleleri tamamlamaları da istendi. Kitaptaki etkinlik bölümlerinde 15 Temmuz karikatürü çizildi ve bu karikatürden hareketle öğrencilerden yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananları anlatan bir e-posta yazmaları ve özdeyişlerden yararlanmaları istendi. 5. sınıfta öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ayrıca filmle anlatılacak. Turgut Özakman'ın kaleme aldığı, Halit Ergenç ve Çetin Tekindor'un başrollerini üstlendiği Dersimiz Atatürk filmi eşliğinde öğrencilere Atatürk ve hayatı da anlatılacak. Atatürk'le ilgili 15 sorunun cevabı istenecek. Öğrencilerin milli değerlere sahip çıkması için müfredat programına özel bölümler eklenecek. Biraz bayram hazırlıklarına bakalım. Tam böyle tatil dönemine doğru gidiyoruz. Önce ulaşım. Bayramda büyük bir göçle karşılaşacağız. Bu artık belli oldu çünkü uçak, otobüs biletlerin %80'i bitmiş durumda. Eğer bir yere gidecekseniz bugün yarın, yani daha geçe kalırsanız İstanbul'da veya bulunduğunuz yerde bayramı geçirmenin yöntemlerini araştırın. Efendim, nasıl gidiyor bilet satışları? Bilet satışlarımız şu anda yok satıyoruz. Yok satıyor, çok satıyor. Havada, karada bilet kalmadı. 25'inden ayın 1'ine kadar yerler dolu. Son kalan biletlerden mi alıyoruz? Hayır, son kalan, son diyor ya, almayı bakalım. O zaman keselim hemen bileti. Ben şimdi Malatya'ya gitmek istiyorum, ne yapacağım? Malatya'ya gitmek istiyorsan zamanla biletini alacaktın, gidecektin. Bayrama sayılı günler kala Büyük İstanbul Otogarı'nda bilet alma telaşı başladı. Elimdeki bilet belki de son bilet olabilir. Eğer bayramınızı İstanbul'da değil de memlekette ya da Akdeniz'de, Ege'de geçirmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun çünkü biletler bitmek üzere. Akdeniz ve Ege yöresi tamamen doldu hemen hemen. %90 civarına geldi. Bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatilcilere gün doğdu. Hemen biletlere hücum edildi. Hal böyle olunca satış noktaları doldu taştı. Uçak bileti bakıyordum aslında. Zorlandım, bulamadım. Otobüs biletine döndüm. Ek otobüs seferleri konulmaya başlandı. Bundan sonra artık ilave araçlarımızı açacağız. Yavaş yavaş onları doldurmaya çalışacağız. Ek araba veya ilave araba olarak da yapmaya çalışıyor firmalarımız. Otobüs firmaları korsan biletlere karşı uyarıyor. Kazaların çoğu yüzden oluyor zaten. Korsan arabalarla gidiyorlar, yolu bilmiyor adam. Acemilik haliyle kazaları sebebiyet veriyorlar. Hava yollarına gelince uçaklara da rağbet fazla. Hava yolu firmaları da ek uçuşlar düzenlemeye hazırlanıyor. İzlediğiniz haberi hazırlayan Tuğba Satı Akıncı. Bir de rezervasyonlara, otellere baktı. Eğer bir tatil planlıyorsanız orada da elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum. Rezervasyonlara bakıyorum internetten. 5 kişi gidiyoruz. Otel ve uçak dahil 7500 lira. Kimi erken davrandı, kimi hala düşünüyor. Antalya'ya giderdim herhalde diye tahmin ediyorum. Erken rezervasyonu olumlu buluyorum. Ama tabii kendinizi ona uydurabilmeniz lazım. Biraz zor oluyor. Kurban Bayramı'nın tatil süresi 10 güne çıkmasıyla beraber
yoğun bir talep artışı söz konusu. Tatil uzun, yani okullar açılmadan önce büyük fırsat. Elini çabuk tutanlar otel rezervasyonlarını yaptırdı. Tabii Akdeniz bölgesinde Antalya ve Alanya başta olmak üzere Fethiye, Bodrum ve Çeşme bölgeleri yoğun. 1,5 milyon kişi valiz hazırlamaya başladı ancak yer ayırtmadıysanız elinizi çabuk tutun. 5 yıldızlı bir otelde 2 kişinin maliyeti 1 haftalık 4000 TL civarında. Bu haftadan sonra doluluk artmasıyla beraber ya yer bulamayacaklar ya da ceplerinden bir ekstra 2000-3000 liralık bir miktar para çıkacak gibi öngörüyoruz. Belki Antalya'ya geçmeyi düşünüyorum ama henüz belli değil. Son bir not, rezervasyon yaptırmadan yola çıkmayın, sokakta kalabilirsiniz. Güvenilir seyahat acenteleriyle iletişime geçerek internet sitelerinden, web sitelerinden veya çağrı merkezlerinden sağlıklı bir şekilde alacaklar. On güne çıktı Kurban Bayramı tatili ama tabii merak edilen bir soru var. Herkesin hayatı devam ediyor bu arada. Devlet daireleri ve bankalar özellikle hangi güne kadar çalışacak? İşte tatil süreciyle ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları. Ne kadar tatiliniz olacak Kurban Bayramı'nda? Hiç olmayacak, hiç olmayacak. Neden efendim? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Denizliyoruz, denizcilikle uğraşıyoruz. Bayram tatilimiz yok. Hep çalışacaksın. Evet. Vallahi ben kendi işimi yaptığım için süreyi ben belirliyorum. Yine 8-10 gün belirleyeceğiz. Kimilerine tatil var, kimilerine de var ama az. İdari izin sadece kamuda çalışan devlet memurları ve kamuda çalışan işçiler için geçerli olup özel sektörde çalışan, İşte hastanede, özel hastanelerde, özel fabrikalarda, özel ofislerde, bürolarda çalışan kişileri kapsamıyor. Güvenlik personeliyim. Kaç gün izin verdiler size? Yani sanırım bayramın ikinci günü olması lazım. Çalışacağım. Tatilim şu anda var. Kurban Bayramı'nda tatilim yok. Bir gün var. Yani sadece devlet memuruna 10 gün izin verildi. Peki özel sektörler ne yapacak? Kendime, yanımda çalışanlara hep beraber bir 8-10 gün süre veriyoruz. İşverenler arzu ediyorlarsa telafi çalışması dediğimiz bu sürelerde çalışmayarak daha sonraki 2 ay içerisinde bu telafileri yaptırabilmeleri mümkün. 10 günlük idari izinde kamu kurumları açık mı, kapalı mı? Kamu kurumlarında işleri yürütecek kadar az sayıda personel bulundurulmak suretiyle hem işler aksatılmıyor hem de bu anlamda memurlarımızın çalışmaması kamuya da bir şekilde yemek, aydınlatma vesaire gibi hususlarda da bir tasarruf imkanı sağlıyor. İstanbul'a kurbanlıklar da gelmeye devam ediyor. İyi ama iyi bir kurbanlık nasıl anlaşılır? Mesela sahte hayvan pasaportu nedir? Sahte paraya dikkat diyor arkadaşlar. Bir bakalım. Yemler taşındı, temizlik yapıldı. Kamyon kamyon kurbanlıklar gelmeye devam ediyor. Hayvanlar yoğun şekilde hayvan çadırlarına gelmeye başladılar bile. İşte 23 adet simmental türü büyükbaş hayvanlar Kastamonu'nun meralarından geldiler. Hayvan pazarlarında hummalı çalışma var. Vatandaşın aklındaki soruysa iyi hayvan nasıl anlaşılır? Hayvan sahipleri hayvanlarını kısa sürede ve en iyi fiyata satabilmek için hummalı bir çalışma içindeler. İşte görüyorsunuz, bir yandan sulama yapılıyor, bir yandan temizlik yapılıyor ve çalışmalar da saatlerdir bu şekilde devam ediyor. Sahte pasaportlu hayvanlara dikkat etmek gerek. Bu yüzden kurbanlıkların kulağındaki küpe çok önemli. Kulağındaki küpe ne demek hayvanda? Kulağındaki küpe hayvanda olduğu zaman bir ay içinde kliniklere başvurarak klinikler not alıyorlar. Bir ay içinde hayvanları küpelemeye geliyor. Yani doğum tarihinden itibaren kulaklarında olan bir şeydir. Ve elbette fiyatlar. Kurban fiyatları büyük başta 20 bin, küçük başta 1500 liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatları indirmek pazarlık gücünüze bağlı. Ben 18 binlik hayvanı almaya geldim size. Evet. Pazarlık yaptım, yaptım, yaptım. En son kaça kadar inersiniz? Vallahi bir pazarlık payı bırakırız. 1000 lira falan almayabiliriz. Bin lira az, biraz daha inmeniz lazım ama. Yani gelen müşterilerimize illaki yardımcı olacağız. 18 binlik mal 15 bin olur mu? 15 bin sizin hatırınıza yaparız. Belediye ekipleri de denetimde. 98.49.
ve kurban alışverişlerinin klasiği sahte para. Para alışverişleri yaparken parayı bu şekilde tek tek alın, alın bu şekilde tek tek almanızı tavsiye ediyoruz. Yani şu şekilde sayma noktasına. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ta alarmda Alibey köyündeki kurban satış ve denetleme merkezini, kesim alanını denetledi. Ve orada yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi de verdi. Hayvanları sevdi, huysuzlara bile kayıtsız kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Alibeyköy'deki kurban satış ve kesim alanındaydı. Topbaş hayvan satıcılarıyla sohbet etti, yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi. Mahyalarından böyle girerek hava boşlukları kalacak, tamam, içerisi yanmasın. Günah, bu hayvanlar sıcakta, bu güneşin altında serada. Mahvolurlar. Izdırap çekerler. Burası da kesim alanı. Temizlik ve sağlık ön planda. Hayvanların kesimi için son teknoloji kullanılacak. İçeride sabitleştiriliyor. Sabitledi. Ve bakın, evet, arka çalışıyor. Kapı. Hayvan şimdi hayvan, girdi başkanım. Hayvan açıldı. Girdi. Kadir Topbaş usule uygun olarak nasıl kesileceğini de anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kesim alanına geldi ve şu anda temsili şekilde bir hayvanın nasıl kesileceğini kendi bizzat anlatıyor. Evet. Ayakları kesiyor. 3 saniye içinde ayağı kesip alıyoruz. Evet. Ön ayakları. Sonra devam. Hayvan arka ayaklara gidiyor. Evet, arka ayakları için ön ayakları alındı. Ondan sonra geliyor burada arka ayakları kesme işlemi. Burada arka ayakları döndüğü için. Hayvan arka ayakları kesiyor. Arka ayakları kesiliyor. Kızılay'ın vekaletle kurban kampanyası da devam ediyor. Gerçekten Kızılay'ı tebrik ediyorum. O çalışma, şimdi izleyeceğiniz çalışma israfı önleyici ve Kızılay'ın bütün mazlumlara dönük yardım hedeflerini çok iyi destekleyici bir nitelik taşıyor. Kızılay tarafından başlatılan vekaletle kurban kampanyasına ilgi yoğun. Her yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye ve dünya ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen kurban etleri Et ve Süt Kurumu'nda hazırlanıyor. Kızılay'ın kurban kampanyası kapsamında bu görmüş olduğunuz konserveleri Et ve Süt Kurumu'nda 800 gramlık etler yerleştiriliyor. Kızılay'a vekalet verenlerin kurbanları din görevlileri ve noter huzurunda kesiliyor. Kesimler kayıt altına alınarak vekalet sahibine gönderiliyor. Veteriner hekimlerimizin yanında Kızılay profesyonel elemanlarımız var, çalışanlarımız var, din görevlilerimiz var ve en önemlisi noter var. Noter buradaki bütün kesimleri her bir hayvan başında hangi hisse sahiplerinin o hayvana ortak olduğu okunuyor. Vekaletler kesecek olan kasaba veriliyor. Hayvanlar kesiliyor. Bütün bu kesim işlemleri sırasında video kayıtları alınıyor. 1,5 yıl raf ömrü bulunan kavurmalar içine su ve yağ konularak kutulara dolduruluyor. Yurt içi hisse bedelimiz geçen sene 740 liraydı. Bu sene 735 lira olarak belirlendi. Yani Kızılay kurbanda enflasyonun belini kırdı. Yurt dışı kurban hisse bedelimiz de 500 lira olarak belirlendi. Bu yıl kurban etleri Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren Türkiye ile birlikte aralarında Suriye'nin de bulunduğu toplam 32 ülkedeki yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Ramazan ayında şimdi izleyeceğiniz görüntüleri esasında Kurban Bayramı'nın birinci gününde bol bol görebileceğiz gibi gözüküyor. Ama o görüntü bir öncü görüntü olarak Hakkari'den geldi. Mezbahadan kaçan boğa paniğe neden oldu. Hakkari'de bir boğa Katremas bölgesindeki mezbahadan kaçmayı başardı. Çevre yolu üzerindeki bir apartmanın yakınlarında kıstırıldı. Boğa bir elektrik direğine bağlandı, boynuzlarındaki ipten kurtulmaya çalıştı. Yanına yaklaşan herkese saldırmaya başladı.
Kasaplar sonuç alamayınca itfaiye ekipleriyle veteriner hekimler çağrıldı. Ekipler boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi. Boğa sahipleri tarafından kafasına çuval geçirilerek araca doğru götürüldü. Ancak boğa kısa sürede kendine geldi, yine saldırmaya çalıştı. Sahipleri ipi bırakmadı, öfkeli hayvanı bir kamyonete bindirerek alıp götürdü. İzmir'de cinayet niteliğinde ihmaller zinciri sonucunda kaybettiğimiz o minik Alperen'in acısı içimizde. Ama devlet olaya el koymuş durumda. Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı. Servis hostesi olan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Okul müdürü ise tutuklandı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım bizzat arayarak acılı aileye taziyelerini bildirdi. İçeri girdiğimde Alperen birinci değil ikinci koltukta. Kemeri bağlı bir şekilde. Rengi hiç iyi değildi. Kafasını bir şeye yaslamıştı. İhmaller zinciri onların ifadeleriyle ortaya çıktı. Özel kreşe getirilirken korsan serviste unutulunca havasızlıktan can veren minik Alperen'in öğretmenleri konuştu. Nurcan öğretmen beni çok cesaretlendirdi. Hani onların dediğini yapma dedi. Ben doğruyu söyledim, ifade verdim. Sen de ver. Vicdanın nasıl rahat olacak? Ben de vicdanıma sesini dinleyerek gittim. Doğru ifadeyi verdim onunla birlikte. Özel kreşin öğretmenlerinden Arzu Gülmez, okul müdüresinin gerçeğin saklanması için kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ahmet Bey beni arıyor. Diyor ki doğruyu söylemeyeceksin, yatakta olduğunu söyleyeceksin. Söylersen meslek hayatın biter, kötü şeyler olur diyor. Kapatıyor. Öğretmen Nurcan Altıok da sorumluların cezasını çekmesini istedi. Eğer benim bir ihmalim varsa, yani ben de dahil olmak üzere herkesin cezasını çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü giden 3 yaşındaki bir can, bizim canımız böyle yanıyorsa o ailenin canının nasıl yandığını tahmin dahi edemiyorum. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Çiğli'deki Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nu kapattı. Küçük Alperen'in de vergi kaçırmak için okula resmi kaydının yapılmadığı anlaşıldı. Maliyeye suç duyurusu yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım da acılı baba Serkan Sakin'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. İhmali bulunanların gereken cezayı alması konusunda olayın takipçisi olacağını söyledi. Siyah! Abi! Efendim Beşiktaş! Renkleri tutturamaz hatta en büyük Beşiktaş! Öte yandan Alperen'in annesiyle çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Küçük çocuk o anlarda taraftarı olduğu Beşiktaş için heyecanla tezahürat yapıyordu. Onun bu halleri izleyenlerin yüreğini bir kez daha yaktı. Beyaz. En büyük Beşiktaş. Beşiktaş. Memurları yakından ilgilendiren konudaki son dakikayı izliyorsunuzdur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıyeroğlu sendikalara kamunun yeni zam teklifini yarın sunacağını ifade etti. İzleyeceğiz. Bakalım uzlaşma sağlanacak mı? Ama memurlar bu teklifi bekliyorlar. Bunu da biliyoruz. Efendim arkadaşımız Zuhal Demir bu haberi tamamlayıcı bir haber yapmış. Ve iyi de olmuş. Genç anne babalar özellikle şu anda tecrübesizlikleriyle ilk çocuklarını büyütenler için konuşuyorum. Ev kazaları da en az bu tür olaylar kadar önemlidir. İşte bakın ev kazalarında çocukları nasıl koruyabilirsiniz? Bir anda koltuğa çıktı. Aslında o kırmızı bibloyu alacaktı ama ayağı takıldı ve derken... Kazaların %25'i evde meydana geliyor. Yanık, çarpma, düşme. Evinizi süslerken çocukların güvenliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kayan mobilyalar,
ilgisini çekecek eşyalar ve son dönemde popüler olan bu ipli perdeler çocuklarınız için tehlike anlamına geliyor. Mutfak en önemli alanlardan biri. Delici kesici aletleri çocukların uzanamayacakları yerlerde saklamalı, ocağa ve üzerindekilere özellikle dikkat etmelisiniz. Eğer kulplar böyle olursa ne olur Asya? Evimizi süreriz, yanarız. Senin bugüne kadar hiçbir yerin yandı mı? Hayır. Eğer çocuk yanarsa da ilk müdahale buz torbası olmamalı. Yanan bölgeyi suya tutmanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta elektrik prizleri. Mutlaka kapalı olmalı, özellikle meraklı çocuklar için. Sen bu prizlere ellerini sokuyor musun? Hayır. Sokarsan ne olur? Elektrik çarpar. Yerlere dökülen sıvılara da dikkat. Ne de olsa çocuk yürümeyi değil, koşmayı seviyor. Eğer düşerse hemen o bölgeyi sabitlemelisiniz. Evinizi gönlünüze göre döşeyin ama çocukları ihmal etmeyin. Unutmayın, meraklılar ve heyecanı seviyorlar. Evet, Gaziantep'te meydana gelen bir trafik kazasından da bahsedeceğim. Aynı aileden 5 kişiyi kaybettik. Bir anlık hata aynı aileden 5 kişinin hayatına mal oldu. Oğlum tamam. Katliam gibi kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Musa Keleğin kullandığı hafif ticari araç Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda karşıdan gelen Mehmet Çelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Savrularak yol kenarındaki fıstık bahçesine giren otomobildeki Tuncay, Muhittin, Fatma ve Aysel Çelik can verdi. Yaralanan araç sürücüleriyle ismi öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı. O yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Çelik de kurtarılamadı. Kısa bir aramız var. Her zaman olduğu gibi saat başında terörle mücadele ve Orta Doğu ve özel bir bağlantı. Bekliyorum. ...18 Ağustos 2017... Cuma gününün son saatine girdik. Saatlerimiz tam 23. Ve moderatör gece çok yoğun bir gündemle devam ediyor. Kısaca bilgileri aktarmak istiyorum. Ankara'da Kahraman Kazan'daki temel atma töreninde konuştu Başbakan Binali Yıldırım. Ve PKK artık bitiyor. Bu nedenle sivil hedeflere saldırmaya başladı dedi. YPG için de önemli mesajları var. Birazdan aktaracağım. Suriye'deki terör koordinasyonuna set çeken Fırat Kalkanı'ndan sonra anladığımız kadarıyla yeni bir operasyonumuz daha geliyor. Müthiş bir diplomatik askeri hareketlilik var. İdlib'deki teröristleri temizleyeceğiz. Afrin'i de kuşatacağız. Bütün bu gelişmeleri vereceğim. Devamında doçent doktor Mehmet Şahin'le Orta Doğu'daki yeni dengeleri ele almaya çalışacağım. Barcelona'daki terör saldırısı. Ölü sayısı ne yazık ki 14'e çıktı. 130 yaralı var ve bir Türk'ün de yaralandığı saldırının uzun zaman önce planlandığı anlaşıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ekonomi cephesinden de cevap var. Nihat Zeybekçi'den geldi. Gümrük Birliği'ni iptal etmek önce Almanya'ya zarar verir cümlesi dikkat çekiciydi. Ekonomiden bir başka haber daha vereceğim. Ev almak isteyenler ve sektör açısından ev alanlar veya kiralayanların tercihinin ana unsuru olarak yeni evler olduğu ortaya çıktı. 17 Ağustos deprem travmasının Türkiye'de işi baştan sona yeniden değiştirdiği de anlaşılmış oldu. Dilerseniz haberlere geçelim. Başbakan Binali Yıldırım Ankara Kahraman Kazan'da temel atma töreninde konuştu.
gündeminde terörle mücadele vardı. PKK bitiyor, bu yüzden sivilleri hedef alıyor dedi ama konuşmasında özellikle Eren Bülbül'ün şehadetine değinerek PKK'yı şirin göstermeye çalışanlar bu saldırı karşısında sessizler dedi ve YPG içinde çok net bir mesajı vardı. Kırsalda, şehirde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar onların adeta belini kırdı. Katil her terör örgütünün yaptığı gibi. Bunlar da çaresiz kalınca sivilleri hedef almaya başladılar. Bakın Trabzon'da 15 yaşındaki yavrumuz Eren Bülbül'ü şehit ettiler. Bunlar çocuk katili, çocuk katili bunlar. PKK'yı şirin göstermeye çalışanlar 15 yaşında gencecik evladımız ölünce kaçacak delik alıyorlar. Ağızlarını bıçak açmıyorlar. Ama biz gerekeni yapacağız. Bu terör unsurlarına bırakın ülkemizde sınırlarımızın yakınında bile var olma şansı vermeyeceğiz. Sınırı geçince, sınırı güneye geçince PKK'nın adı birdenbire değişiyor, YPG oluyor. Terörün A'sı, B'si, C'si olmaz. Terörün her türlüsü kötüdür. Gereken cevap da verilecektir. Gerekirse Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi terörün başımız ülkemizi yaklaşmadan sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın istihbarat raporlarına dayanarak verdiği bilgi esasında PKK bitiyor cümlesinin başbakanın doğru olduğunu gösterdi. Çünkü terör örgütüne son bir yıl içinde katılım %89 oranında düştü. Hem şehirlerde hem kırsalda hem de sınırda göz açtırılmıyor. Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. İçişleri Bakanlığı'nın verileri PKK'ya katılanların ne kadar azaldığını gözler önüne serdi. Şehir savaşları hayali suya düşen, onlarca silah yardımına karanlık ellerin desteğine rağmen terör örgütüne katılım büyük oranda azaldı. Türkiye'den son bir yılda terör örgütü PKK'ya katılım %89 düştü. Hendek operasyonunun bitirmesinin ardından güvenlik güçleri strateji değiştirdi. Savunma yerine taarruza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensupları daha da terörist avına başladı. Şehir yapılanması büyük zarar gören ve neredeyse çökertilme aşamasına geçilen PKK terör örgütü lojistik bulmakta da bir hayli zorlandı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2016 yılında 570 kandırmış insanın katıldığı PKK terör örgütüne 2017'de tam anlamıyla darbe vuruldu. Örgüte yılın ilk 8 ayında sadece 61 terörist katıldı. Öyle ki istihbarat birimlerine ulaşan bilgiye göre Ağustos ayında PKK terör örgütüne katılanların sayısı 2'yi geçmedi. Şehir savaşı hayali suya düşen, şehir yapılanması çöken, mühimmat bulmakta zorlanan PKK insan kaynağı bulamamaya da başladı. Dağdan inişlerde güvenlik güçlerine sığınan teröristlerin sayısında da ciddi artışlar yaşandı. 2017'nin ilk ayında yani Ocak'ta 25 terörist etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Bu sayı sadece Temmuz ayında 56'ya çıktı. İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre PKK terör örgütü Şer şebekesine en çok Suriye'den terörist bulunuyordu. %60'ı bulunan terörist sayısı Türkiye'den %70 seviyelerindeydi. Ancak son operasyonlarla birlikte PKK terör örgütüne Türkiye'den katılımların azalmasında farklı etkenler yaşandı. PKK terör örgütünün bölge halkına verdiği zararsa Türkiye'den karanlık beyinlere katılanların sayısındaki azalmayı tetikleyen başlıca faktördü. Ateş! Bu arada vatansever evlatlarımız, kahraman Mehmetçiğimiz adım adım tarıyor ve bu adamların peşini bırakmıyor. Diyarbakır'da 3 noktada tespit edilen el yapımı patlayıcılar imha edildi. Tunceli'de hücre evinde kendilerini patlattılar. Ve yapılan son açıklamalara göre bir haftada da
yaklaşık 58 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma taradı 3 noktada kalleş tuzak buldu. Diyarbakır Dicle'de yola döşenen o bombalar böyle imha edildi. Tunceli Hozat'taysa iki terörist bir köydeki hücre evinde sıkıştırıldı. Teslim olmayan teröristler evin banyosunda kendilerini patlattı. Ölü olarak geçirilen biri kadın iki teröristin evinden silah, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombaları çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri de terörle mücadelenin haftalık plançosunu açıkladı. 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yoğun bir askeri hareketlilik ve diplomatik hareketlilik var ve anladığımıza göre Fırat Kalkanı'nın ikinci adımı için her an harekete geçebiliriz. Hedef, İdlib'deki terör unsurlarının temizlenmesi, Afrin'deki PKK-YPG unsurlarının kuşatma altına alınması. Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayı başında böyle demişti. Ankara'da hazırlıklar son aşamaya geldi. İddiaya göre yeni hamle terör koridorunun şah damarını kesmek olacak. Gözler özellikle İdlib ve Afrin üzerinde. İdlib muhaliflerin kontrolünde. Son dönemde bir kısmı Nusra cephesinin eline geçti. Afrin ise terör örgütü PYD'nin elinde. Sabah gazetesi önemli bir bilgiyi sayfalarına taşıdı. İstihbarat birimleri PYD'nin Nusra cephesini bahane ederek İdlib'e yönelmek istediğini keşfetti. Bir başka deyişle Amerika Birleşik Devletleri İdlib operasyonunda PYD'li teröristleri kullanacak, tıpkı Rakka'da olduğu gibi. İdlib, Astana'da uzlaşılan çatışmasızlık bölgelerinden biri. Henüz hayata geçmedi ama çalışmalar sürüyor. Çatışmasızlık bölgeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde uygulanıyor. Amerika ve PYD harekete geçmeden önce 3 ülke yeni harekat planı belirledi. Plan, PYD'nin terör koridorunun önüne set çekecek. Böylece güvenli bölgelerin kontrolü noktasında da sahada ilk adım atılmış olacak. Gazeteye göre plan şöyle işleyecek. Türkiye, İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek. İkinci aşamada Afrin, Azez, İdlib ve Halep hattı kuşatmaya alınacak. Hatay, Reyhanlı sınır hattı güvenli bölge haline getirilecek. Böylece PYD'nin terör transferi için kurmak istediği hat kesilecek. Ankara'da bu operasyon öncesi yoğun bir görüşme trafiği var. İran Genelkurmay Başkanı önemli temaslarda bulundu. Başkentin ikinci önemli konuğu Rus Genelkurmay Başkanı olacak. Haberde de belirttiğimiz gibi İranlı geldi gitti. Gerasimov Rus Genelkurmay Başkanı bekleniyor ama yeni gelen bilgi bu hareketliliğin daha da tırmanacağı yönünde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek ve Türkiye-ABD ilişkileri özellikle Suriye hattında masaya yatırılacak. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Bakan Mattis 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek ifadesi kullanıldı. Mattis'in temaslarında iki ülke arasındaki stratejik müttefikliğe vurgu yaparak bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı da belirtildi. Önemli bir ziyaret bu da. Doçent Doktor Mehmet Şahin, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Akademisyeni. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Jim Mattis de geliyor, Gerasimov geliyor. Bir hareketlilik var.
Belli ki bir kararlılığımızı biz dünyaya bildiriyoruz. Pazarlık yapmıyoruz. Doğru mudur? Aslında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu kararlılık bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı, önemli ülkelerin Türkiye'ye karşı tavrını netleştiriyor diyelim. Bence buradaki diplomasideki son dönemdeki hareketliliğin ana nedenlerinden tabii Suriye merkezli olarak gelişiyor ama benim gördüğüm kadarıyla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı müttefiklerimiz, bu müttefiklerimiz derken de içime sinerek söylemiyorum. Ya bırak müttefikleri söylemeyelim, batılılar diyelim hocam batılı, artık. Batılı devletler yani diyelim. Yani ikrah geldi, evet. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarına cevap veremiyor. Vermiyor veya şöyle söyleyelim. Hem vermek istemiyor. Vermiyor, ondan da geçelim, hatta tehdit üretiyor Türkiye'nin güvenliğine karşı. Evet. Şimdi Türkiye de bunu gördüğü için diyor ki madem ben güvenliğim tehdit altındaysa sizi sormak zorunda değilim. Hı. Kendi güvenliğim noktasında görüşmeler yapacak başka aktörler var diye. Diğer hiç beklenmedik diplomatik gelişmeleri gördük. Özellikle 79'dan sonra İran Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye ziyareti. Önümüzdeki günlerde işte Rusya Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye gelecek olması. Bunlar üst üste koyduğunuzda bir şey ortaya çıkıyor. Düşünsenize batılı, o kelimeyi kullanayım da şimdi daha iyi anlaşılır. Batılı müttefikleriniz sizin tehdit yani güvenlik tehdidinize cevap vermeyi tehdit üretirken bugüne kadar tehdit olarak gördüğünüz ülkelerle belli bir noktaya geliyorsanız bu bölgede çok önemli gelişmeler yani oluyor. Yani Asya'nın demek. Yeniden yükselişiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin de katılımıyla. Batı diyoruz ama. Aynen şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar benim gördüğüm kadarıyla o son haber. ABD Savunma Bakanı Metin'in Türkiye'ye gelecek olmasının şu olduğunu düşünüyorum. Palas Pandras. Bence biraz işte biz sizi anlıyoruz. Endişelerinizi anlıyoruz. Sizinle biz müttefikiz deyip bir tane halk deyimiyle söyleyeceğim. Türkiye'ye bir parmak bal çalarak kandırabileceğini düşünüyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye artık somut adımlar görmeden kandırılabilecek bir ülkenin çok çok ötesine geçti. Sence Türk-ABD ilişkilerinin yakın gelecekte tamiri mümkün mü hocam? Ben sadece siyasiler anlamda söylemiyorum. Halk nezdinde de baktığımız zaman geçen Amerika Birleşik Devletleri'nde Pew araştırmasını hatırlayalım. En yüksek düzeyde biliyorsunuz Amerika karşı birinci tehdit gözüküyor. Bence bunu düşünmeleri lazım. %76 yani hocam. Tabii şöyle düşünelim. Hangi siyasi seçimi kazanırsa kazansın. Bunlar belki bugün mevcut siyasi iktidarı gözünde bulunduruyor olabilirler ama demokratik bir ülke olarak Amerika'nın yapmış olduğu veya diğer batılıların yapmış olduğu ortaya koyan tavrı halk değerlendirecektir. Halkın önüne giden siyasi partiler de değerlendirecektir bunu. Amerikalıların bunu görmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu anlamakta anlamak istemiyorlar aslında. Bunu görüyorlar da anlamak istemiyorlar. Böyle peki bir kritik bir soru son. Amerika Suud üzerinden bize bir aba altından sopa mı gösteriyor Orta Doğu'da? Aslında şöyle bir şey oldu benim gördüğüm kadarıyla. İran'da, İran'ın Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de olması noktasında Suudi Arabistan'la Türkiye arasında bir yakınlaşma vardı. Evet. Amerika ile de İran arasında bir yakınlaşma vardı o dönemde. Unutmayalım geçmiş dönemde, Obama döneminde böyle bir şey vardı. Ama sonraki Trump'la birlikte Amerika'nın politikası değişmez iken çalıştığı ülkelerde değişiklik görmeye başladık. Amerika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeleri yanına alarak Türkiye ve Türkiye'nin bölgedeki müttefiklerine birlikte çalıştığı ülkelere operasyon çekmeye çalıştı. Şunu da açıkça söyleyelim. Aslında ilk operasyonu da Türkiye'ye çekti. Neydi bu ilk operasyon? 15 Temmuz. Şimdi siyasiler bunu söylemeyebilir. Ben söylerim, sen söylersin hocam. Evet, aynen. 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin ne olduğunu bu halk çok iyi biliyor ve günde 5 vakitte bunu anıyor. Bunu da söyleyelim. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi bu PYD-PKK sevgili seyirciler DAEŞ'laştıkça çünkü böyle bir blokaj var ama o Rakka'dan görüntüler daha henüz gelmiyor. İnanılmaz insan hakları ihlalleri olduğu da ifade ediliyor. Bu örgüt DAEŞ'laştıkça İngilizler uyanık millet. Bu PKK ile ilgili
ve PYD ile ilgili araştırmalara girdiler ve orada savaşan İngiliz vatandaşlarının artık kendi ulusal güvenlikleri içinde bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyorlar. Terör örgütü PYD, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli piyonu. Teröristlerin safında çatışan birçok batılı var. Amerikalı ve İngilizler ağırlıkta. İngiltere'den bir sivil toplum örgütü terör örgütünün içindeki İngilizleri mercek altına aldı. Henry Jackson Derneği'nin hazırladığı raporun başlığı şu: Unutulmuş yabancı savaşçılar, Suriye'deki PKK. Raporda dikkat çekici tespitler var. Örneğin PYD'ye katılan yabancı militanların PKK bağlantısından haberdar olmadığını vurguluyor. Raporu hazırlayan uzmanlara göre PYD'ye katılan İngilizler çatışmalarda ölmezlerse bir gün ülkeye dönecekler ve döndüklerinde terörist saldırı düzenleme ihtimalleri var. Kuruluş İngiliz hükümetinden İngilizlerin PYD'ye katılmasını engellemek için önlem almasını istedi. Uyuşturucuyla mücadelemize de bir bakalım. Van'da çok hareketlilik var. Günlerdir her gün Van'dan bir operasyon veriyorum. Yine Van'da. Narkotik ekipleri şüpheli araçları durdurdu. Dedektör köpeklerle arama yaptı. Birinde 157 kilo sıvı eroin, diğerinde 44 kilo toz eroin bulundu. Minibüs durduruldu, narkotik köpeği bidonların içindeki eroini buldu. Sıvı. Set kokusu var. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Eğitimli köpek Zeyna tepki verdi. Aracın arkasındaki bidonların kapağı açıldı. İçindeki 157 kilo sıvı eroine el konuldu. Bir başka kamyonetinde yakıt deposundan paketlenmiş 44 kilo 620 gram eroin çıktı. İki kişi gözaltına alındı. İstanbul polisi de 4 ilçede 12 ayrı adrese baskın düzenledi. Adresler belirlendi, eş zamanlı şafak baskını yapıldı. İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Ekipler uyuşturucu madde ticareti yapan 11 kişiyi yakalamak için Şişli, Güngören, Bağcılar ve Esenler'de 12 adresi eş zamanlı bastı. Polis ekiplerine özel harekat timleri ve terörle mücadele ekipleri de destek verdi. Şüphelileri bulundukları adreslerde tek tek gözaltına alan ekipler evleri de didik didik aradı. Adreslerde satılmaya hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Avrupa'da ve Avrupa kıtasındaki birkaç yakın dostumuzdan biri İspanya'ya bakalım. Onların derdini biz de dert edindik. Çünkü İspanyollar daima bize karşı açık ve dostane olmuşlardır tıpkı İtalyanlar gibi. O yüzden Barcelona'da yaşanılan o kanlı saldırının devamına bir bakalım. Ölü sayısı ne yazık ki 14'e yükseldi ve yaralı sayısı da 130. İnşallah artmayacaktır. İspanya'da 3 günlük yas ilan edildi. Bir Türk'ün de yaralandığı gelen bilgiler arasında. Binlerce kişi bir araya geldi, Barcelona'nın merkezinde teröre karşı tek yürek oldular. Perşembe akşamı düzenlenen saldırının kurbanlarını andılar. Saldırı Barcelona'nın en turistik bölgesi La Rambla'da düzenlendi.
Terörist bir minibüsle yayaları ezdi, ardından kaçtı. Güvenlik güçleri alarma geçti. Sıcak anlarda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonlar aralıksız sürüyor. Yeni gözaltı haberleri geliyor. La Rambla bulvarı kısa sürede eski haline döndü. Saldırıda kullanılan araç kaldırıldı, bulvar temizlendi. Sabah olduğunda eskisi gibi yoğun yaya trafiğine ev sahipliği yapmaya başladı. Kentin ana meydanında büyük bir anma töreni düzenlendi. Binlerce kişi saygı duruşunda bulundu. Çiçeklerle terörün kurbanlarını anıyorlar. Törene İspanya Kralı Felipe ve Başbakanı Rajoy da katıldı. Polis kaçan teröristin peşinde, bir yandan da Musa Ukabir'i arıyor. Yani olay yerinde kimliği bulunan İdris Ukabir'in kardeşi. Abisinin kimliğini çalmış ve aracı kiralamıştı. Saldırı sırasında aracı o mu kullandı henüz bilinmiyor. Operasyonlar sürerken sabaha karşı Cambrils kentinde yeni bir saldırı girişimi düzenlendi. Yaralananlar oldu, çatışma çıktı, 5 terörist öldürüldü. Bombalı kemerler takmışlardı. O kemerlerin sahte oldukları ortaya çıktı. İki olay birbiriyle bağlantılı. Polise göre arkasında 12 kişilik bir hücre var. Saldırılarda zarar görenlerin 34 ülkeden oldukları açıklandı. Terör eyleminde bir Türk de yaralandı. Adı Emre Eroğlu, hayati tehlikesi yok. Barcelona'da güvenlik önlemleri artırıldı. Polis yayalardan büyük çantalar taşımamalarını istedi. Ülkenin diğer kentlerinde de tedbirler artırıldı. Bu vahşi saldırı karşısında tabii ki dünya birleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziyelerini bildirdi ve saldırıyı kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta bütün dünya liderlerinden İspanya'ya tam bir destek geldi. İspanya'daki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı. Türkiye en yüksek makamdan tepkisini gösterdi. Kınıyoruz ve DAEŞ'le ilgili tavrımız bizim biliyorsunuz belli. Ve DAEŞ'i şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz. Buradan, Türkiye'den, İspanya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Twitter'dan mesaj gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısını kınıyor ve yardım için ne gerekliyse yapacak. Sağlam ve güçlü olun. Sizi seviyoruz ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin doğrudan İspanya Kralı'na taziye mesajı gönderdi. Sivillere yönelik bu acımasız saldırıyı kararlı şekilde kınıyoruz dedi. Twitter'dan saldırıyı kınayanlardan biri de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ti. Teröre karşı mücadelede birlik içindeyiz diye yazdı. What happened? Oh God. What happened? What happened? Ve Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise Barcelona'daki terör saldırısının kurbanlarının acısını paylaşıyorum, resmi makamlarla dayanışma içindeyiz diye konuştu. Avrupa Birliği'nin diğer önemli isimlerinden de ard arda kınama mesajları geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırıya tepki gösterenler arasındaydı. Terör bizi yenemeyecek dedi. Saldırıyı Arap ülkeleri de kınadı. Teröre karşı İspanya ile dayanışma mesajları verdiler. Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Eyfel Kulesi terörün kurbanları için karardı. New York'ta da Dünya Ticaret Merkezi İspanya bayrağının renklerine büründü. Bu bina 11 Eylül saldırılarında yerle bir olan ikiz kulelerin yerine inşa edilmişti. Teröre spor dünyasından da tepkiler var. Barcelona Futbol Kulübü terörü kınadı. Kurbanlar için saygı duruşunda bulundular.
Aynı takımda top koşturan milli futbolcu Arda Turan da İngilizce kınama mesajı yayınladı. Twitter hesabından dualarım saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınları için Barcelona için bir olma zamanı diye yazdı. Gelişmelerle ilgili ilk haberimizde kısaca vermiştik Cambrils kentindeki o saldırıyı. Birkaç saat sonra yaşanmıştı Barcelona'dan ve onun önemli bir detayı ortaya çıktı. Bir kahraman polisin kararlı direnişinin çok büyük bir felaketi önlediği görüntüleriyle aktarıldı. O anlar böyle görüntülendi. İspanya'da Barcelona'daki saldırıdan birkaç saat sonraydı. Sabaha karşı Cambril kentinde teröristler saldırı düzenlemek istemiş, çatışma çıkmıştı. O sıcak anlarda teröristlere karşı iki kişilik polis ekibi mücadele ediyordu. Altı siville bir polis yaralandı. Diğer polis memuru kelimenin tam anlamıyla canını dişine taktı, beş teröristi teker teker vurdu. Böylece hem meslektaşının hem de diğer sivillerin canını kurtardı. Teröristlerden birini vurması amatör kamerayla böyle görüntülendi. Olan biteni olay yerindeki bir İngiliz turist kayda aldı. Kahraman polis, Katalan Polis Teşkilatı tarafından da takdir edildi. İskandinav ülkesi Finlandiya'da da bir saldırı alarmı verildi. Ülkenin batısındaki Turku kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan gözaltına alındı ancak kriz sona ermedi. Saldırgan kent merkezindeki meydanda insanları bıçakladı. İki kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının daha fazla olabileceği de belirtiliyor. 8 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan bıçaklı saldırganın kimliği henüz bilinmiyor. Şehirde güvenlik alarmı verildi. Polis diğer muhtemel saldırganları da arıyor. Kentin çıkışları tutuldu. Şehirden ayrılan trenler ve otobüsler de aranıyor. Polis halktan kent merkezinden uzak durmalarını da istedi. Saldırının ardından başkent Helsinki'de havaalanı ve tren istasyonlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Helsinki saldırının düzenlendiği Turku'dan yaklaşık 140 kilometre mesafede bulunuyor. Tayvan'dan da bir saldırı haberi var. Elinde samuray kılıcıyla Cumhurbaşkanlığına saldırdı. Bir kişiyi de yaraladı ama kıskıvrak yakaladılar. Eller tetikte, sinirler gergin. Burası Tayvan. Bir kişi samuray kılıcıyla Cumhurbaşkanlığı binasına daldı. Güvenlik güçleri saldırganı görünce alarma geçti. Durdurmaya çalıştılar. Oysa bir askeri polisi kılıç darbesiyle omzundan yaraladı ancak içeri giremedi. Güvenlik güçleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Karga tulumba taşıyarak gözaltına aldılar. Saldırgan işte bu kılıcı kullanmıştı. Yanında bir de çekiç vardı. Kimliği açıklanmadı. Amacı ise henüz bilinmiyor. Tayvan, parlamentoda sık sık yaşanan kavgalarla gündeme geliyor. Yani siyasi tansiyonun yüksek olduğu bir ülke. Ancak bunun gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek saldırılar çok nadir yaşanıyor. Hükümet memur maaşlarına yapılacak yeni zam teklifini yarın sunacak. Zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklaması bekleniyor. Kamu işveren eğitim memur ve memur emeklilerine 2018 yılı için %3+3, 2019 yılı için de %3+3 oranında zam yapılması teklifini getirmişti. Memur sendikaları ise düşük zam oranı gerekçesiyle teklifi kabul etmemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yarın kamu işveren heyetinin yeni zam teklifini memur sendikalarına sunacak. Teklif sonrası Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Kızılcahamam'da açıklama yapacak.
Piyasada istikrarı sağlamak amacıyla devletin fındık alımına gireceği yönündeki Fakı Baba açıklaması üreticilerden çok olumlu tepki aldı. 2017 yılı sezonu başladığı zaman özellikle Toprak Mahsuller Ofisi'nin piyasaya girecek mi girmeyecek mi konusu merak konusuna dönüşmüştü. Tabii bizim de taleplerimiz Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak oluşan fiyatlar karşısında muhakkak Toprak Mahsuller Ofisi'nin piyasada olmasıydı. Yani devletin müdahale alımı yapması yönündeydi ve beklenen açıklama yapıldı. Üreticilerimize, memleketimize, bölgemize hayırlı olsun. Tabii ki açıklama üreticilerin beklentisinin altında olmuş olabilir. Ama önemli olan burada devletin muhakkak müdahale eden bir kurum olarak fındık piyasasında olmasıydı. Çünkü bizim tereddütlerimiz vardı. Özellikle devletin olmadığı yani TMO'nun olmadığı, alım yapmadığı bir piyasada fındık fiyatlarının bugünkü fiyatların çok çok altında olmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bilgisayar ve internet kullanımında Türkiye gerçekten büyük adımlar atıyor. Son açıklamalara göre bilgisayar kullananların nüfustaki oranı %56'ya, interneti her gün düzenli kullananların oranı ise %70'e vardı. Teknoloji çağındayız. Hal böyle olunca da bilgisayar ve internet kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki internet kullanan her 4 kişiden biri buradan alışverişini de yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında gerçekleştirilen Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundakilerde sırasıyla %56,6 ve %66,8 oldu. Bu oranlar geçen yıl %54,9 ve %61,2 olarak kayıtlara geçmişti. Cinsiyete göre bakıldığında ise bilgisayar kullanım oranı erkeklerde %65,7, kadınlarda %47,7 olarak gerçekleşti. İnternet kullanımına bakıldığında ise oran erkeklerde %75,1 iken kadınlarda %58,7 oldu. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı ise Nisan ayında %80,7'ye ulaştı. Bu oran geçen yıl %76,3 seviyesindeydi. Bu dönemde internetten alışveriş yapanların oranı da %24,9 olarak gerçekleşti. Uluslararası İzmir Fuarı'nda önemli bir adım atılıyor ve yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek için dev bir rüzgar türbini sergilenecek. Hep onu uzaktan görürüz biliyorsunuz dağ başlarında. Türbinin kanadı ve rüzgar türbini kulesi çok özel bir çabayla fuar alanına getirildi. İzmir caddelerinde bir dev, boyu 96 metre, ağırlığı 65 ton olan rüzgar türbini tırlarla taşındı. Bak şu açıdan yetmiyor. Devasa türbin yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla İzmir İnternasyonel Fuarı'nda tanıtılacak. Türbinin parçaları fuar alanına getirilirken ortaya bu manzara çıktı. Rüzgar türbini büyük olunca taşıma işlemi de meşakkatli oldu. 96 metrelik türbin iki ayrı parça halinde tırlara yüklendi. Teknoloji harikası rüzgar türbini trafiğin boş olduğu gece saatlerinde İzmir caddelerinde ilerledi. Trafik polislerinin eşliğinde fuar alanına taşındı. Niyetimiz halkımıza enerjiyi, yeşil enerjiyi tanıtmak. Yıllarca dağlarda gördükleri rüzgar türbinlerinin daha yakından göstermek, gençlerimizi özendirmekti. 86.sı düzenlenen fuar 27 Ağustos'ta sona erecek. Biraz gayrimenkul sektörüne gideceğim ama önce Ege'deki depremlere dikkat çekmek istiyorum. Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ard arda depremler oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bodrum Gökova Körfezi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise deprem yerin 7.1 kilometre derinliğinde oldu. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi. Bu depremden yaklaşık 2 saat sonra ise aynı bölgede
bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gökova Körfezi'nde 4,5 şiddetinde deprem kaydedildi. Hep aynı şeyi söylemiştik. 17 Ağustos depremi bir milattır demiştik. Gerçekten de bir milat olduğu ortaya çıktı. Çünkü emlak piyasası hareketli ama hem kiralayan hem de ev alacaklar açısından güçlü binalar, yani yeni binalar revaçta. Ev satın alırken veya kiralarken farklı kriterler devreye giriyor. Kentsel dönüşüm, yeni projeler derken emlak piyasası hareketli günler geçiriyor. Peki vatandaşlar ev satın alırken nelere dikkat ediyor? Kiralarken bilhassa ve de satın alırken dikkat ettikleri şey yeni bina olması. Bilhassa bu 17 Ağustos'tan sonra daha güvenilir, kendilerini rahat hissedebileceği konutlara yöneliyorlar. Yaşını soruyorlar, deprem sonrası mı yapılmış diye soruyorlar. Öncelikle bunları soruyorlar. Vallahi öncelikle canımız depreme dayanıklı olmasına, dolayısıyla yeni yapılmış olmasına, çarşı pazara markete yakın olmasına. Depreme dayanıklı. Yeni ev. Ev alırken genellikle tapuya dikkat ediyoruz. Ondan sonra evin mülkiyeti olup olmadığına dikkat ediyoruz. Veya depreme dayanıklı olup olmadığına bakıyoruz. Ve deprem riski. 5 yaşından büyük evler daha az talep görüyor. Kentsel dönüşümün revaçta olduğu bölgeler daha çok talep görüyor. İstanbul genelinde en çok 5-10 yaş ağırlığındaki evler aranıyor. Ev arayanların %32'si 0-5 yaş, %38'i 5-10 yaş evleri inceliyor. Avcılar Belediyesi'nin almış olduğu bir 7 katlı bina yıkım kararı çok ciddi tartışmalara neden oldu. Bir defa iddia sahipleri bu yıkım kararının usulsüz olduğunu savunuyorlar. Ama tabii yıkım ekibi oraya gelince bakın ne tür bir manzara ortaya çıktı. Yaşlı kadın yıkıma bastonuyla direndi. İddiaya göre CHP'li Avcılar Belediyesi tarafından bu 7 katlı bina için sahte raporlarla yıkım kararı çıkarıldı. Üstelik bina kentsel dönüşüm bölgesinde de değildi. Açıktaki hisseyi alıyorsun ve geliyorsun ondan sonra riskli yapı olarak, tamam, kentsel dönüşümde kullanarak geliyorsun binaya direkt çürük raporu çıkarıyorsun. Bu rapor da şaibeli. Bazı bina sakinleriyle düşük ücretler ve senetler karşılığında anlaşma sağlandı. Ama çoğu apartman sakini yıkım kararına karşı çıktı. Sabah saatlerinde mahalleye gelen yıkım ekiplerine böyle direndiler. Bu mu adalet? Bu mu adalet? Benim çocuğum Şırnak dağlarında çatışırken bir serimizde gelip beni evimden bahçemden kapıya koyuyorsa bu adalet değil yani. İçlerinde bir de yaşlı teyze vardı. O da bastonuyla yıkımı durdurmaya çalıştı. Yıkım kararı şimdilik durduruldu ama yarın ne olacağı bilinmiyor. Tabii bu deprem tartışmaları çerçevesinde herkesin gözü yeni bitmiş dev projelerde. Mesela Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri. Bunlar depreme karşı ne durumda? Değil mi? Bunu soruyoruz. İşte o sorunun cevabı. Ay acaba her an deprem olur diyorlar ya, bir korku var içimde benim en azından. Tam Bostancı'dan geliyorum yavrum, bir harika ya. Kim inkar eder? Dünya bizi kıskanıyor. Tamam mı? Marmaray, Avrasya, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim. Türkiye'nin yeni simge eserlerini bu isimlerle tanıdık. Onlar hem ulaşımda devrimi sağladı hem de gurur kaynağı oldu. Türkiye deprem kuşağında. Bu acı gerçekle 17 Ağustos'ta karşı karşıya kaldı. Ancak kentsel dönüşüm ve denetimlerle önemli sonuçlar alındı. Türkiye'ye çağ atlatan projelerde de deprem gerçeği unutulmadı. Titiz çalışmalar yürütüldü. Ortaya dünyanın en sağlam köprü ve tünelleri çıktı.
Bence çok güzel yani. Herhangi bir sorun yok bence, bilmiyorum. Yani iyi diyorlarsa iyidir yani. En son teknolojiye göre yapıldığı için ben güveniyorum. %99 güvenilirdir. Türkiye son yıllarda dünyanın hayretle izlediği mega projeleri bir bir hayata geçirdi. İşte o mega yapılar inşa edilirken hem detaylı incelemeler yapıldı hem son teknoloji kullanıldı. Yani bu yapılar 2500 yıllık bir deprem dahi olsa dayanabilecek güçte. Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 7,5 şiddetindeki bir depremde hasar almayacak şekilde tasarlandı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de güçlendirmelerle depreme dayanıklı hale getirildi. Kuzey Anadolu fay hattının yanı başındaki Avrasya ve Marmaray tünellerinde de bütün detaylar düşünüldü. Deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşmaya karşı önlemler alındı. Avrasya Tüneli İstanbul trafiğinin can damarlarından biri, depreme karşı özel olarak inşa edildi. Üzerinde iki ayrı sismik conta bulunuyor. Ayrıca 7,5 şiddetindeki bir depremde sıfır güvenlik riski taşıyor. Marmaray'dan çıktınız. Evet. Sizce güvenli mi Marmaray? Çok, çok güvenli. Bundan daha iyisi olamaz. Depreme karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Hem de nasıl? Son teknoloji. 99 depreminden sonra acı tecrübelerimiz oldu ve aynı hataların yapılacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla yapan mühendisler de bu konuya hassasiyet göstermiştir. Yöneticiler de mutlaka, denetleyiciler de hassasiyet göstermiştir. Kısacası bu eserler İstanbul'un en sağlam yapıları oldu. Eğer evladınızı özel bir okula gönderiyorsanız, göndermeyi planlıyorsanız bu haberi biraz dikkatle dinleyin. Çünkü 10 Ağustos'tan itibaren özel okullara devlet desteği başvuruları başlamış durumda. Şartlar, diğer konular haberin detayında. Kayıtlar yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Okul zilinin çalmasına kısa bir süre kaldı. Peki özel okula kayıt yaptıran öğrenciler için bu yılda destek verilecek mi? Türkiye'de klasiktir ya, bize çıkmaz zaten diye kaygılanıp gitmeyenler oluyor. Aman öyle düşünmesinler, kesinlikle başvursunlar. Kayıt süreci 10 Ağustos'ta başladı. Veliler internette MEBBİS ve okul müdürlükleri üzerinden başvurularını yapabilecek. 340 bin öğrenci bu destekten yararlanacak. 75 bin öğrenci de ilk kez bu desteği alacak. Birçok ülkede teşvik mekanizmasıyla uygulanan bir sistemin Türkiye versiyonu. Üçüncü yılını tamamladık çok şükür. Şu an itibariyle 340 bin öğrenci Eylül itibariyle teşvikten de faydalanmış olacak. Bunun 75 bini de bu sene ilk defa teşvikiye hak kazanmış olacak. Verilecek desteğin okullara göre dağılımı ise şöyle. Okul öncesi ya da diğer adıyla anaokulu 3060 TL. İlkokul 3680 TL, ortaokul 4280 TL, orta öğretim 4280 TL, temel liseler 3680 TL. İskenderun Körfezi'nde Türk bandıralı bir yük gemisi su almaya başlayınca denizin ortasında bir can pazarı yaşandı. İkra isimli kuru yük gemisi İskenderun limanından rulo saç yükleyerek Yalova limanına gidiyordu. Limanın 20 mil açıklarına ulaşmışlardı ki sintina alarmı çalmaya başladı. Alarmın çalmasıyla birlikte mürettebat makine dairesine yöneldi. Geminin çarkçı başısı Sabri Çörüz o anları anlattı. Olay korkunç tabii. Ben aşağıda kendim vardiyeciyim. Vardiyi tutuyorum. Bir alarm çaldı. Alarm çalınca sintina alarmı. Ve o anda bir baktık, bir şarıltı geldi. O şarıltıya göre baktım su geliyor. Yukarıya suvari bey haber verdik. Gemi dedik derindi. Salih Marantoz da gemi mürettebatlarından biri. Geminin su almasına neden olan deliklerden birini elleriyle kapatmaya çalıştığını anlattı. Ben bile zor girdim yani, oraya girilmeyecek şekildeydi. Artık çekişle girdim de öyle girdim orayı. Müdahale etmek için girdim. Elimle kapadım ama başka yerden bu sefer patlak verdi. Mecburen makineyi terk etmek zorunda kaldım. Sahil güvenlikten yardım istendi.
gemi kaptanı personele güverteye çıkma talimatı verdi. 10 kişilik personel güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Efendim, Kocaeli'de aracına fazlaca güvenen bir sürücünün macerasına bir bakalım. Şiddetli yağış vardı ve otoyol köprüsünün altında sel de birikmişti. Anlatmayayım. Zor kurtuldu. Aracına güvendi, boğulmaktan son anda kurtuldu. Kocaeli'de şiddetli yağış sele neden oldu. Köprü altları suyla doldu. Sürücü Yakup Yılmaz akan suya aldırış etmedi. Otomobiliyle otoyol köprüsü altından geçmeye kalkıştı ama olmadı. Yakup Yılmaz da sele kapılan araçtan atlayarak kendini kurtardı. Ardından sağa sola çarpıp sürüklenen araç uzun uğraşlar sonucu durdu. Su çekildikten sonra araç çekiciyle tamire götürüldü. Yurt dışından bir öykü. Balıkçılar gece avındaydı. Büyük bir balık yakaladılar. Bayağı sevinçliydiler ama o balık bakın ne çıktı. Birinin kancayı köpek balığının ağzından çıkarması gerekiyordu. Ancak dişleri jiletten bile keskin olan beyaz köpek balığını kontrol altında tutmak ve o kancayı sökmek yürek işiydi. O yüzden balıkçılardan biri köpek balığını kontrol altında tutmaya çalışırken diğeri de oltanın ucundaki kancayı çıkarmak için mücadele verdi. Neyse ki kimsenin canı yanmadan kancayı çıkarmak mümkün oldu. Beyaz köpek balığı okyanusa geri döndü. Bu haftalık da bu kadar. Pazartesi günü yine aynı saatlerde yeni haber maratonlarında moderatör gecede buluşmak dileğiyle ben yerimi önce Zehra Küçük'e bırakacağım. Özet haberler ve gece raporu için ve Haluk Yürekli, Gökhan Dinç zaten onlar yeni sezonun yeni maçlarıyla beraber stüdyoda olacaklar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.